Bugünkü psikolojiye giriş dersimize beyin ile ilgili bir tartışmayla başlayacağız. Dersi Nobel ödüllü bir biyolog olan Francis Crick'in şaşırtıcı hipotez olarak tanımladığı bir fikirden bahsederek başlatmak istiyorum. Şaşırtıcı hipotezi bakın Crick'in kendisi nasıl özetliyor. Sevinçleriniz ve hüzünleriniz, hatıralarınız ve hevesleriniz, benlik ve özgürlük duygunuz bir grup sinir hücresi ve onlarla ilişkili moleküllerin bileşiminden başka bir şey değildir. Harikalar Diyarındaki Alice'in de dediği gibi sen bir sinir hücresi sürüsünden başka bir şey değilsin. Buna şaşırtıcı demek doğru olacaktır. Bu garip ve doğal olmayan bir görüştür ve insanların buna anında inanmasını beklemiyorum. Bu ders bittiğinde inanıp inanmayacağınızı bilemem ama eğer birçoğunuz şu anda inanıyor olsaydınız oldukça şaşırırdım. Çoğu insan inanmaz. Hatta çoğu insanın bu konuda farklı görüşü vardır. Çoğu insan dualisttir. Dualizm çok farklı bir öğretidir. Bunu her dinde ve tarih boyunca birçok felsefi sistemde görebilirsiniz. Mesela Platon bu konuda oldukça açıktır. Ancak dualizmin en bilinen ve en konuşkan savunucusu René Descartes'tir ve kendisi açıkça şu soruyu sormuştur. İnsanlar sadece fiziksel makineler, fiziksel varlıklar mıdır? Ve hayır yanıtını vermiştir. Hayvanların birer makine olduğunu kabul etmiştir. Hatta onlara hayvan makineleri demiştir ve hayvanların yani insan dışı hayvanların sadece birer robot olduklarını söylemiştir. Fakat insanlar farklıdır. İnsanlarda bir ikilik, dualite vardır. Tıpkı hayvanlar gibi bizim de maddeden oluşan bedenlerimiz var. Fakat onların aksine biz sadece fiziksel varlıklar değiliz. Bizler fiziksel bedenlere sahip, fiziksel bedenler içinde yaşayan ve fiziksel bedenlerle bağlantı kuran maddesiz ruhlarız. İşte buna dualizm deniyor. Çünkü iddia ettiği en azından insanlar için iki farklı şeyin olduğudur. Bir yanda maddeden oluşan bedenimiz, diğer yanda maddesiz zihinlerimiz. Descartes dualizm için iki kanıt öne sürmüştür. İlk kanıt, insanın davranışına ilişkin bir gözlemi içeriyordu. Descartes az çok sofistike bir dönemde yaşıyordu ve onun döneminde robotlar da vardı. Bunlar elektrikli robotlar değillerdi tabii ki. Bunlar hidroliklerle çalışan robotlardı. Descartes zaman zaman Fransız kraliyet bahçelerinde dolaşmaya çıkardı. Fransız kraliyet bahçeleri de 17. yüzyılın Disneyland'i gibiydi. Burada suyun akışına göre çalışan heykeller vardı. Belirli bir kaldırım taşının üzerine bastığınızda bir kılıç ustası elinde kılıcıyla önünüze atlardı. Başka bir yere bastığınızda o sırada banyo yapan bir güzeller güzeli çalıların arkasına saklanıverirdi. Descartes de dedi ki, bu makineler belirli davranışlara belirli tepkiler verebiliyorlar. Demek ki makineler de belirli şeyleri yapabilir. Hatta bizim bedenlerimiz de böyle çalışıyor olmalıdır. Birisinin dizine vurduğunuzda bacağı ileri fırlayacaktır. Belki biz de böyleyizdir. Ama Descartes bunun olamayacağını söyledi. Çünkü insanlar makinelerin hiçbir zaman yapamayacağı şeyleri yapabiliyorlardı. İnsanlar sadece refleksif davranışlarla sınırlı değillerdi. Aksine insanlar düzenli, yaratıcı, kendiliğinden ortaya çıkan davranışlar sergileyebilmekteydiler. Mesela dil kullanabilirler ve bazen dil kullanımı da refleksif olabilir. Birisi nasılsın dediğinde ben de iyiyim, sen nasılsın diyorum fakat bazen de bu kadar refleksif olmayan başka istediğim şeyi söyleyebilirim. Nasılsınız? Bomba gibiyim. İstersem seçebilirim. Descartes makinelerin bu tarz bir seçim yapamayacağını öne sürmekteydi. Bu yüzden bizler sadece birer makine değiliz. Descartes'in ikinci argümanını herhalde herkes bilir. Kullandığı yöntem şüphe yöntemiydi. İşe kendisine şu soruyu sorarak başladı. Herhangi bir şeyden emin olabilir miyim? Sonra da dedi ki, bir tanrının olduğuna inanıyorum ama dürüst olmak gerekirse bir tanrının varlığından emin değilim. Zengin bir ülkede yaşadığıma inanıyorum ama belki beni kandırmışlardır. Descartes hatta şunu bile söylemiştir. Arkadaşlarımın ve bir ailemin olduğuna inanıyorum ama ne malum belki bir iblis beni kandırmış ve beni gerçek olmayan deneyimler yaşadığıma inandırmıştır. Bu düşüncenin modern versiyonunu
Matrix filminde görebilirsiniz. Matrix filmindeki fikir tamamen Descartes'in kötü bir şeytanla ilgili endişeleri üzerine kuruludur. Belki şu anda deneyimlediğimiz şey gerçek değildir. Belki de başka, kötü niyetli bir yaratığın işidir. Aynı şekilde Descartes bir bedeni olduğundan şüphe edebilirdi. Hatta bazı delilerin bazen fazladan uzuvları olduğuna ya da boylarının ve şekillerinin gerçekte olduğundan daha farklı olduğuna inandıklarını görmüştü ve dedi ki, benim deli olmadığım ne malum, deliler de kendilerinin deli olduğunu düşünmezler. Yani benim deli olmadığımı düşünmem gerçekte deli olmadığım anlamına gelmez. Şu anda rüya görmediğimi nasıl bilebilirim dedi Descartes. En nihayetinde Descartes şüphe edemeyeceği tek bir şeyin düşünebilmesi olduğu sonucuna vardı. Aksi kendi kendine yanlışlayan bir düşünce olurdu. Böylelikle Descartes şüphe yöntemini kullanarak bir bedene sahip olmanın bir zihne sahip olmaktan kesinlik bakımından farklı bir şey olduğunu söylemiş oldu. Bu argümanı da dualizmi yani bedenlerin ve zihinlerin ayrı olduğu düşüncesini desteklemek için kullandı. Ve şu sonuca vardı. Bütün özü ya da doğası düşünmek olan bir yapı olduğumu ve bunun varlığı için bir yer ya da maddeye ihtiyaç olmadığını biliyorum. Yani benim olduğum ruh bedeninden tamamen ayrıdır. Bunun zaten herkesin tahmin ettiği bir şey olduğunu söylemiştim ve şimdi bunu birkaç şekilde göstereceğim. Bir kere dualizm dilimize yerleşmiştir. Bize ait olan ya da bize yakın olan şeylerden kolum, kalbim, çocuğum, arabam diye bahsederiz. Hatta biraz daha ileri gidip bedenim, beynim de deriz. Beynimizden sanki ondan bir şekilde ayrıymışız gibi bahsederiz. Dualizmimiz bireysel kimliğimiz hakkındaki sezgilerimizde de ortaya çıkar. Bu şu anlamına geliyor. Sağ duyumuz bize bir insanın vücudunun ne kadar değişirse değişsin, onun hala aynı kişi olabileceğini söylüyor. Bunun en iyi örnekleri kurgusal olanları. Yani bir ergenin gece yatıp sabah çok daha yaşlı birisi olan Jennifer Garner olarak uyandığı bir filmi anlamakta zorluk çekmiyoruz. Şimdi kimse çıkıp bu bir belgesel, bunlara tamamen inanıyorum demiyorlar. Ama aynı zamanda kimse sinemadan çıkıp kavramsal açıdan kafam karıştı da demiyor. Bunun yerine hikayeyi izliyoruz. Hatta bir adamın ölüp başka bir çocuk olarak yeniden doğduğu bir hikayeyi de izleyebiliyoruz. Sınıfta farklı görüşler olabilir. Mesela reenkarnasyonun varlığına dair farklı düşünceleriniz olabilir. Ama yine de bunu hayal edebiliriz. Bir kişinin ölüp de başka bir bedende yeniden ortaya çıkmasını hayal edebiliriz. Sanmayın ki bu bir Hollywood icadıdır. Geçen yüzyılın en iyi kısa öykülerinden biri Franz Kafka tarafından yazılmıştır ve şöyle başlar. Gregor Samsa garip rüyalar görürken uyandığı bir sabah kendisini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş buldu. Kafka bizim bir hamam böceği olarak uyandığımızı hayal etmemizi istiyor ve biz de bunu yapabiliyoruz. Bu modern bir düşünce de değildir. İsa'nın doğuşunun yüzlerce yıl öncesinde Homeros bir cadı tarafından birer domuza dönüştürülen Odysseus'un arkadaşlarının kaderini anlatmıştı. Aslında onları birer domuza dönüştürmemişti. Onları domuz bedenlerinin içine tıkmıştı. Sesleri, kafaları domuzlarınki gibiydi ama zihinleri değişmemişti. Bu yüzden ağlaşıp duruyorlardı. İşte burada da bizden başka bir yaratığın bedeninin içine girdiğimizi hayal etmemiz isteniyor ve bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü kendinizin şu anda içinde bulunduğunuz bedenden ayrılabilir olduğunu düşünüyorsunuz. Bu bazı filmlere de konu olmuştu. Mesela Steve Martin ve Lily Tomlin'in All of Me filmi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Birçok insan böyle şeylerin gerçekten olduğunu düşünüyor. Çoklu kişilik bozukluğu bir zamanlar aynı kişinin içinde bulunan birçok kişiliğin kontrol kavgası olarak görülüyordu. Çoklu kişilik bozukluğunu dönemin sonuna doğru tartışacağız ve şimdi bunun aslında çok daha karışık bir durum olduğu anlaşıldı. Ama dikkatinizi çekmek istediğim şey bunun gerçekten nasıl olduğu değil, bunu bizim nasıl gördüğümüz. Sağduyumuz bize bir bedenin içinde birden fazla insanın olabileceğini söylüyor.
Bu çeşitli inanç sistemlerinin, kişilerin davranışlarının, özellikle de kötü ya da mantıksız davranışların bedeni başka bir şeyin esir aldığı düşüncesiyle desteklediği şeytan çıkarma gibi farklı bağlamlarda da ortaya çıkmaktadır. Son olarak dünyadaki insanların çoğunluğu bedenlerinin yok olmasından sonra da yaşayabileceklerine inanmaktadırlar. Şimdi kültürler arasında bedenin kaderine dair farklılıklar da vardır. Bazı kültürler bedenin, pardon, ruhun kaderine bağlı olduğuna inanır. Bazıları ise bedeni cennete ya da cehenneme gönderirler. Bazılarına göre ayrı bir bedene girersiniz. Bazıları ise şekilsiz bir ruha sahip olduğunuza inanır. Ancak bunların ortak düşüncesi olduğunuz kişinin taşıdığınız bedenden ayrılabilir olduğudur. Ve bedeniniz yok olsa da siz yaşayabilirsiniz. Bu düşünceler özellikle Birleşik Devletler'de yaygındır. Birkaç yıl önce Chicago'da yapılan bir ankette insanlara dinleri ve öldükten sonra kendilerine ne olacağı sorulmuştur. Örneklemdeki insanların çoğu Hristiyandı ve Hristiyanların yaklaşık %96'sı öldüğümde cennete gideceğim dedi. Örneklemdekilerin bir kısmı ise Yahudiydi. Yahudilik ölümden sonra yaşam konusunda açık bir şey söylemeyen bir dindir. Yine de Yahudi olduklarını belirten kişilerin çoğu cennete gideceğini söylemiştir. Örneklemin bir dine bağlı olmayan bir kısmı dahi aynı soru kendilerine yöneltildiğinde yine cennete gideceğim demiştir. Yani dualizm yerleşiktir. Ancak bilimin bu konudaki ortak görüşü dualizmin yanlış olduğudur. Bedeninizden ayrı olan ya da ayrılabilen bir sen yoktur. Özellikle de beyinden ayrı bir sen yoktur. Ya da bilişsel bilimcilerin, psikologların ve sinir bilimcilerin dediği gibi zihin beynin yaptığıdır. Yaptığı hesaplamalar bilgisayarın işleyişini nasıl yansıtıyorsa zihin de beynin işleyişini yansıtır. Şimdi neden böyle bir saçma bir şeye inanasınız? Neden dualizmi bunun için reddedesiniz? Birkaç neden var. Dualizmin her zaman sorunları vardı. Bir kere hiç bilimsel değildir. Biz meraklı insanlar olarak çocukların nasıl dil öğrendiğini, neyi çekici bulup neyi bulmadığımızı ve zihinsel hastalıkların temelini bilmek isteriz. Dualizm sadece bu fiziksel bir şey değil, hepsi ruhun bir parçası der ve açıklama yapmaz. Dahası Descartes gibi dualistler fiziksel vücudun ölümsel ruha nasıl bağlandığını açıklamakta zorlanırlar. Bu bağlantı nasıl oluşturulur? Sonuçta Descartes böyle bir bağlantının olduğunu biliyordu. Bedeniniz emirlerinize uyar. Ayak parmağınız bir yere çarparsanız acı hissedersiniz. Alkol alırsanız bu akıl yürütme becerinizi etkiler. Ancak o bu dünyadaki fiziksel bir şeyin ölümsüz bir zihne nasıl bağlandığı konusunda pek bir şey söyleyemezdi. Descartes, yaşarken fiziksel nesnelerin bazı şeylerin yapamayacağını anlayacak kadar mantıklı bir insandı. Örneğin sadece fiziksel bir nesnenin satranç oynayamayacağını, böyle bir şeyin fiziksel dünyanın kapasitesini aşacağını, bu yüzden de açıklamayı ölümsüz bir ruha bağlamak gerektiğine inanıyordu. Ancak şu anda bilim adamlarının elinde varlığın kanıtı denilen şeyden var. Fiziksel nesnelerin karmaşık ve ilginç şeyler yapabileceğini biliyoruz. Mesela makinelerin satranç oynayabileceğini biliyoruz. Makinelerin matematiksel ve mantıksal akıl yürütme, nesne tanıma, çeşitli hesaplar yapma konusunda sınırlı kapasiteleri vardır ve bizim de böyle birer makine olmamız en azından İhtimal dahilindedir. Artık bakın, fiziksel şeyler şunu asla yapamaz diyemezsiniz. Çünkü fiziksel şeylerin birçok şey yapabileceğini biliyoruz ve bu da insanların fiziksel şeyler, özellikle de birer beyin olma ihtimalini ortaya koyuyor.
Son olarak zihinsel yaşamda beynin etkin olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var. Dualist bir görüşe sahip olan ve yaptıklarımızın, seçtiklerimizin, düşündüklerimizin ve istediklerimizin fiziksel dünya ile ilgisinin olmadığını söyleyen bir kişi, beynin zihinsel yaşamımıza derin ve karmaşık yollarla tepki verdiği gerçeğini duyunca herhalde utanır. Şimdi bunu zaten uzun zamandır biliyoruz. Filozoflar ve psikologlar kafanıza bir şey yemenizin zihinsel fakültelerinizi değiştirebileceğini biliyorlardı. Frengi gibi bir hastalık aklınızı kaçırmanıza neden olabilir. Kafein ve alkol gibi kimyasallar düşüncelerinizi etkileyebilir. Yeni olan şey ise artık bu etkileri çeşitli yollarla doğrudan görebiliyoruz. Zihinsel işlevlerinde ciddi ve ağır bir sorun olan birinin beyninde bunu görebiliriz. CT taraması, PET ve fMRI gibi görüntüleme teknikleri kullanan çalışmalar, zihinsel yaşamın farklı durumlarında beynin farklı alanlarının aktive olduğunu göstermişlerdi. Mesela kelimeleri duyduğunuzda, okuduğunuzda ya da kelimeleri ürettiğinizde beynin farklı alanları aktive olur. Hatta size bir fMRI aletinin içine koysalar ve gerçek zamanlı olarak gözleseler, etkinleşme, aktivasyon, örüntülerine bakıp müzikle mi ilgili yoksa cinsellikle mi ilgili düşündüğünüzü bir yere kadar söyleyebilirler. Bir yere kadar da ahlaki bir çıkmazla ilgili mi yoksa başka bir şey mi düşündüğünüzü de söyleyebiliriz. Eğer kendimizin fiziksel beynimizin bir işlevi olduğunu düşünürsek bu hiç de şaşırtıcı değildir. Ancak bir dualistseniz bunu açıklamak oldukça zordur. Yani bilinç, duygular, seçimler ve ahlak da dahil bütün zihinsel yaşamın beyin aktivitesinin ürünü olduğuna dair bilimsel bir görüş birliği vardır. Kafatasını açıp beyne baktığınızda ne bileyim böyle içinden cam borular geçen, pasparlak, ışıklı, rengarenk bir şeyler göreceğinizi umuyor olabilirsiniz. Ama gerçekte beyin gerçekten iğrenç görünür. Bayat bir et parçasına benzer. Kafanın içinden çıkardığınızda gri olur. Buna da gri madde derler ama sadece kafanın dışında olduğu için. Kafanın içindeyken parlak kırmızıdır çünkü içinde kan dolaşmaktadır. Tadı bile güzel değildir. Burada hiç beyin yer oldu mu? Krem sosla enfes oluyor ama krem sosla da her şey enfes olur zaten. Soru şu, böyle bir şey bizi nasıl ortaya çıkarıyor? Descartes'i biraz da hoş görmek lazım. Descartes'in söyleyebileceği ve durumu daha açık anlatabilecek bir şey daha vardı. O da özgür iradeden, aşktan ve bilinçten bu şey mi sorumlu? Bu bir saçmalık. Sinir bilimin amacıysa beynin nasıl çalıştığını, bilinci nasıl ortaya çıkardığını açıklayarak bunu daha az saçma hale getirmektir. Şimdilik bu konuya biraz girmek istiyorum fakat önümüzdeki derslerde zihinsel yaşamın farklı yönlerinden bahsederken bunları tartışmaya devam edeceğiz. Şimdilik sadece büyük resmi ortaya koymak istiyorum. Öncelikle küçük, en küçük ve ilginç beyin parçalarından başlayarak gittikçe daha büyük yapılara geçeceğiz. Beynin küçük parçalarının düşüncenin temel yapı taşları olan sinir hücrelerinin diğer zihinsel yapılarla ve beynin diğer altyapılarıyla nasıl birleştiğinden bahsedip bütüne ulaşacağız. Psikolojinin keşiflerinden biri de beynin temel biriminin sinir hücresi olmasıdır. Sinir hücresinin 3 ana parçası vardır. Aslında sinir hücreleri birbirinden oldukça farklı görünürler. Sinirler hakkında birkaç bilgi verelim. Öncelikle bir sürüdürler. Yaklaşık 1 trilyon sinir hücresi vardır ve her biri de diğer 10 binlerce sinire bağlıdır. Yani bu oldukça karmaşık bir işleme aygıtıdır. 3 çeşit sinir vardır. Duyusal sinirler dünyadan bilgi alırlar. Mesela siz bana bakarken retinanızdaki sinirler beyninize sinyal gönderiyorlar. Hareket sinirleri eğer elinizi kaldırmaya karar verirseniz kaslarınıza ne yapmaları gerektiğini söylerler. Bir de bu ikisini birleştiren ara sinirler vardır. Temelde
Düşünme işini bunlar yaparlar. Duyu ve hareket arasındaki bağlantıyı kurarlar. Önceleri ben de dahilim buna, sinir hücrelerinin kaybedildiğinde yenilenmediğine inanılırdı. Ben de derste böyle anlatırdım. Aslında bu doğru değil. Beyinde sinir hücrelerinin yenilenebileceği yerler de vardır. Sinirlerle ilgili başka bir ilginçlik de birer tabanca gibi olmalarıdır. Ateşlenir ya da ateşlenmez. Ya hep ya hiçtir. Eğer bir tabancanın tetiğini çok hızlı ve sert bir şekilde çekerseniz, yumuşak bir şekilde çektiğiniz zamankinden daha hızlı ateşlenmez. Gerçekten ilginç. Neden duyum bu kadar dereceliyken sinirler nasıl ya hep ya hiç şeklinde çalışabilirler? Yanınızdaki kişi elinize bastırsa ne kadar güçlü bastırdığını anlardınız. Yani ya bastırmış ya bastırmamış gibi değildir. Bastırmanın sıcaklığın, parlaklığın derecesini anlayabilirsiniz. Cevabı da sinirler ya hep ya hiç ilkesiyle çalışsa da şiddeti kodlamanın da yolları vardır. Bunun bir yolu ateşlenen sinirlerin sayısıdır. Ne kadar çoksa o kadar şiddetlidir. Şiddeti artırmanın diğer bir yolu da ateşlemenin sıklığıdır. Şimdi sinir hücreleri birbirlerine bağlıdır ve birbirleriyle iletişim halindedirler. Eskiden bunların bir bilgisayardaki gibi kabloların birbirine bağlandığı gibi bağlandığı düşünülürdü. Ancak böyle olmadığı anlaşıldı. Sinirler birbirleriyle kimyasallar yoluyla ilginç bir yolla ilişki kurarlar. İki sinir arasında bir sinirin dendriti ve diğer sinirin aksonu arasında küçük bir boşluk vardır. Bu boşluk 1 milimetrenin 10.000'de bir genişliğinde olabilir. Bir sinir hücresi ateşlendiğinde akson bu synaps adlı verilen bu küçük boşluğa kimyasallar yollar. Bu kimyasallara nötrotransmitter denir. Yani sinirler birbirleriyle kimyasallar yoluyla iletişim kurarlar. Bu kimyasallar diğer siniri uyandırabilir ya da ketleyebilir. Nötrotransmitterler İlginçtir çünkü ilaçların çoğu hem tıbbi olarak hem de eğlence için kullanılanlar bunlarla oynanarak elde edilir. Bu nötrotransmitterlerle oynamanın iki yolu vardır ve bunların sonucunda ortaya çıkan iki çeşit ilaç vardır. Agonistler nötrotransmitterleri artırarak ya da geri alınımlarını engelleyerek bunların etkisini artırırlar. Bazı durumlardaysa bunları taklit ederler ve aynı etkiyi ortaya çıkarırlar. Antagonistlerse nötrotransmitterlerin etkisini yavaşlatırlar. Bazen nötrotransmitterlerin miktarını azaltarak, bazen de üretimini zorlaştırarak yaparlar. Bazı durumlardaysa bir sinirin dendritini tıkayarak nötrotransmitterlerin bağlanmasını engellerler ve bu akıllıca yöntemlerle zihninizi etkilerler. Mesela Curare diye bilinen bir ilaç vardır ve bu ilaç da antagonisttir. Çok belirgin bir özelliği olan bir antagonisttir. Motor sinirlerin kas liflerini etkilemelerini engeller. Bu da felç olmanıza neden olur. Çünkü hareket sinirleriniz çalışmaz. Kolunuza kalkmasını söylediğinizde işe yaramaz. Hareket sinirleri işlemez olurlar ve bu sinirler yoluyla nefes aldığınız için de ölürsünüz. Bir de alkol var. Alkol ketleyicidir. Bu bazılarının kafasını karıştırabilir. Çünkü alkol ketleyici değil ki, aksine çok içtiğimde kopup daha eğlenceli bir insan oluyorum, saldırganlaşıyorum, cinsel olarak istekli ve daha güzel oluyorum. Alkolün nesi ketleyici ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, alkol beyninizin ketleyici bölgelerini ketler. Yani alkol beynin frontal lobunda size uçkuruna hakim ol, bana da vurma, kötü sözler söyleme diyen kısımlarını kapatır. Yeterince alkol aldığınızda beyninizin
uyarıcı bölgelerini de kapatır. O zaman da bayılıp yere kapaklanırsınız. Amfetaminler uyarılma düzeyini arttırırlar. Özellikle de genel uyarılmış halinden sorumlu olan norepinefrinin miktarını artırırlar. Speed ve kokain gibi uyuşturucu maddeler de amfetaminler arasındadır. Prozac serotonini etkiler. Klinik psikoloji ve depresyondan bahsederken nörotransmitterlerdeki bozuklukların depresyon gibi rahatsızlıklarda ne kadar rol oynadığını öğreneceğiz. Depresyondaki sorun serotonin adı verilen nörotransmitterin oldukça az olmasıdır. Prozac serotonini daha kalıcı hale getirerek depresyonu hafifletebilir. Parkinson hastalığı hareket kontrolünün yok olmasına neden olarak hareket etmeyi güçleştirir. Parkinson'a yol açan etkenlerden biri dopamin olarak bilinen nörotransmitterin çok az olmasıdır. L-DOPA adı verilen bir ilaç dopamin miktarını artırır ve Parkinson hastalığı belirtilerini geçici olarak hafifletebilir. Yani birbirlerine bağlanmış sinir hücreleriniz var ve bunlar ateşlenme yoluyla birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Peki bütün bunlar nasıl çalışıyor da konuşmak ve düşünmek gibi ilginç şeyler yapabilen yaratıklar ortaya çıkıyor? Eskiden beynin bir bilgisayarınki gibi bağlantılardan oluştuğuna inanılırdı. Ancak artık bunun doğru olmayacağını biliyoruz. Bu doğru olamaz çünkü beyin bir bilgisayara karşı iki yönden üstündür. En başta beyin hasara oldukça dayanıklıdır. Eğer bir dizüstü bilgisayarınız varsa ve sizi onu açıp orasını burasını çıkarmanıza ikna etsem bilgisayarınız bozulacaktır ama beyin buna dayanıklıdır. Çeşitli beyin hasarlarına maruz kalabilirsiniz ama zihinsel işlevlerinizin bazıları korunacaktır. İlginçtir, beyinde bazı kısımlar hasar gördüğünde beynin diğer bölümlerinin onun yerine geçmesine izin veren bir hasar koruması vardır. İkincisi, beyin aşırı hızlıdır. Bilgisayarınız teller ve elektrikle çalışır ama beyniniz dokuları kullanır ve dokular fazlasıyla yavaştır. Buradaki sorun böyle yavaş bir maddeyle nasıl hızlı bir bilgisayar oluşturabileceğinizdir. Zaten oluşturamazsınız. Eğer beyniniz bilgisayar gibi bağlantılanmış olsaydı bir yüzü tanımanız saatlerinizi alırdı. Ama biz böyle şeyleri aşırı hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Peki beyin nasıl bağlantılanmıştır? Ve cevap da beyninizin ticari bilgisayarların aksine paralel işleme yoluyla kitlesel olarak paralel dağılmış işleme ile çalışmasıdır. Bu konuda psikoloji bölümleri dışında mühendislik bölümlerinde, bilgisayar bilimi bölümlerinde bilgisayarların beyinlerin yapabildiği şeyleri nasıl yapabileceğine dair birçok araştırma yürütülmektedir. Bunu yapmanın bir yolu da doğadan alınan bir ipucunu alıp akıl yürütmenin bazı yönlerini gerçekleştirebilen kitlesel dağılmış ağlar kurmaktır. Yani çok basit bir hesapsal ağ vardır. Bu ilginçtir çünkü bunlar sinir hücrelerine benzemektedir ve bunlara da sinir ağları adı verilmektedir. Bunu çalışan insanlar akıllı makineler inşa etmeye çalışmak için bunları beyin gibi modeller ve sinirsel ağ modellemesi üzerine çalıştıklarını söylerler. Son 20 yılda bu sinir hücrelerine benzeyen parçalar kullanarak beynin yaptığı şeyleri yapabilen makineler yapmaya çalışan büyük ve hareketli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Burada aklımızda tutmamız gereken bunun henüz yeni bir alan olduğu ve kimsenin nasıl yapılacağını bilmediğidir. Şu anda insan yüzünü 2 yaşındaki bir çocuk kadar tanıyabilen ya da kurulan cümleleri 2 yaşındaki bir çocuk kadar anlayabilen bir makine yok. Hatta insanların ilginç bir şekilde yapabildiği herhangi bir şeyi yapabilen bir makine yok. Bunun nedeni kısmen insan beyninin herhangi bir basit sinirsel ağdan daha karmaşık bir yapısının olmasıdır. Yani beyin karmaşık bir sistemdir. Şimdi beynin temel yapı taşları olan sinir hücrelerinden biraz bahsetmiş olduk. Sonra da sinirlerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğundan bahsettik.
Sonra da sinirlerin birbirine nasıl bağlandığını konuştuk. Şimdi de beynin çeşitli bölümlerinden bahsedelim. Şimdi yapabilmeniz için beyninize ihtiyaç duymadığınız şeyler de var. Bunları bulmak için kullanılan yöntem biraz garip. Bu çalışmalar Fransa'da kafası kesilen insanlar üzerinde bolca yapılmıştır. İnsanların kafaları kesildikten sonra psikologlar hemen koşup kişinin bedenindeki refleksleri falan test ederlermiş. Biraz ürpertici ama yapabilmek için beyninize ihtiyaç duymadığınız şeylerin olduğunu biliyoruz. Yeni doğanın meme emmesi için, acıdan kaçmak adına elinizi çekmeniz için beyninize ihtiyacınız yoktur. Kafanız olmasa bile eliniz kendini geri çekecektir. Penisiniz beynin olmadan da sertleşebilir. Kusma da beyin olmadan gerçekleşebilir. Yani her şey için beyninize ihtiyacınız yoktur. Peki beyniniz ne yapar? Beyniniz bazı alt seviye içsel yapıları da içerir. Bunlara alt kortikal yapılar denir. Çünkü bunlar korteksin aşağısında, korteksin altındadır. Mesela medulla kalp atışından ve solunumdan sorumludur. Beynin çok derinlerindedir ve hasar görürse muhtemelen ölürsünüz. Beyincik ise vücut dengesinden ve kas koordinasyonundan sorumludur. Bu yapıların karmaşıklığını anlatabilmek için beyincikte 30 milyar sinir hücresinin olduğunu belirtelim. Hipotalamus ise beslenme, açlık, susuzluk ve kısmen de uykudan sorumludur. Şimdi bütün bu beyin parçaları gereklidir ve çoğu da ilginç psikolojik süreçlerde rol alırlar. Ancak asıl olay kortekste gerçekleşir. Korteks beynin dış tabakasıdır ve katlanmıştır. Peki beyninin neden böyle karışık göründüğünü hiç düşündünüz mü? Çünkü katlanmıştır. Birinin korteksini alıp düzleştirirseniz yarım metrekare kadar olur. Korteks bütün havalı şeylerin olduğu yerdir. Balıklarda bundan yoktur. Balıklar alınmasın ama bu yüzden pek bir zihinsel yaşamları yoktur. Sürüngenler ve kuşlarda bundan biraz vardır. Primatlarda fazla, insanlarda oldukça fazla bulunur. Beyin hacminin %80'ini korteks oluşturur ve korteks de çeşitli parçalara ya da loblara bölünmüştür. Şimdi geçeceğimiz konu ise beynin yarısı. Hatta beynin sol yarısı. Diğer yarısı da küçük farklar dışında bunun neredeyse aynısıdır. Burada garip olan bunların topografik haritalarının olmasıdır. Vücudunuzun bir haritasını içerirler. Bilinciniz tamamen açıkken beyin ameliyatı olabilirsiniz. Çünkü beynin duyu organları yoktur. Ve beyninin bir yerine şok verdiklerinde köpeğin bacağını kaldırdığını görmüşler. McGill Üniversitesi'nde Dr. Penfield da aynı şeyi insanlarda denemiştir. Bir beyin ameliyatı yapıyorlarmış. Elinde de elektrikli bir şey varmış. Bu nasıl aklına gelmiş bilmiyorum. Şoku vermeye başlamış ve pat! Adamın bedeni oynamaya başlamış. Dahası başka yerler şok verildiğinde bazı insanlar çeşitli renkler gördüklerini söylemiş. Diğer yerlere şok verildiğinde ise bazıları sesler duyduklarını, diğer yerlerde ise bir dokunma hissettiklerini söylemişler. Bu araştırma ve diğer araştırmalar sonucunda beyinde vücudun bir haritasının olduğu bulunmuş. Beynin motor kısmında, motor kortekste yani sol üst tarafta bir harita olduğunu ve duyusal kortekste sağ tarafta da aynı şekilde. Ve bunu beyni açıp çeşitli kısımlarına şok vererek vücudun çeşitli yerlerine tepki verdiğini görebilirsiniz. Şimdi bu haritalarda fark etmek gereken iki şey var. Bunlar topografiktir. Yani eğer vücudun iki parçası birbirine yakınsa beyinde de birbirlerine yakın olacaklardır. Yani diliniz çenenize kalçanızdan daha yakındır. Aynı şekilde motor ve somatosensör korteks de öyledir. Ayrıca vücut parçasının gerçek boyutunun beyindeki temsiliyle uyuşmadığını görebilirsiniz. Beyindeki boyutu belirleyen şey bu kısım üzerinde ne kadar motor ve duyusal kontrole sahip olduğunuzdur. Yani duyusal organlar çok yer kaplar. Mesela
dilinizin temsil edildiği kısım bu yüzden büyüktür. Yüzünüz de büyük yer kaplar ama omuzunuz burada yoktur bile. Omuzunuz dilinizden büyük olsa bile oralarda pek bir şey olmaz. Şimdi, beyninizde bu haritalar var ve bu haritalar korteksinizin bir parçasıdır ama görmeniz gereken şey bu beyninizde olan bitenin önemli bir kısmı olsa da korteksin dörtte birinden azında bu haritaların ya da temsil alanlarının bulunduğudur. Diğer kısımlar dil, akıl yürütme, ahlaki düşünce gibi şeylerle ilgilenir. Hatta fareden kediye, maymuna, insanlara geldikçe temsil alanlarının küçüldüğünü, diğer alanların çoğaldığını görürsünüz. O zaman beynin diğer kısımlarının ne yaptığını nasıl anlarız? Bir sürü yöntem var. Bunlar genelde son zamanlarda ortaya çıkan CAT tarama, PET tarama, fMRI gibi beynin kısımlarını işlerken gösterebilen görüntüleme yöntemleridir. Eğer beynin hangi kısmının dilden sorumlu olduğunu bilmek isterseniz, bir kişiyi bir tarayıcının içine koyup onları dile maruz bırakır ya da onlara bir dil görevi verirsiniz. Sonra da beynin hangi kısımlarının aktive olduğuna bakarsınız. Beynin ne yaptığını keşfetmenin diğer bir yolu da beyinlerine kötü şeyler olduğunda insanlara ne olduğuna bakmaktır. Bunlar lezyonlar, tümörler, inmeler ya da yaralanmalar sonucu olabilirler. Nöropsikologlar kasları pek sevmezler yani. Nöropsikologlar motosikletçilerin kasksız motor kullanmalarına bayılırlar çünkü bunların geçirdiği korkunç kazalardan sonra beynin nasıl çalıştığına dair güzel bilgiler elde edilebilir. Yani mesela beyin ucu bölgesinde hasar alan birini bulursanız ve o kişi yüzleri tanımıyorsa beynin o bölgesinin yüz tanımayla ilgili olduğunu düşünmek için bir nedenimiz olur. Böylelikle beyin hasarlarını çalışarak beynin farklı kısımlarının neler yaptığına dair fikir edinebiliriz. Bazıları apraksi gibi motor kontrolü etkileyen beyin hasarlarını çalışırlar. Apraksi ilginçtir çünkü felç değildir. Apraksisi olan bir insan hareket edebilir. Basit hareketleri kolayca yapabilir ancak hareketlerini koordine edemez. Birine el sallayamazlar ya da sigara yakamazlar. Bir de agnozi var. Agnozi de körlük değildir. Çünkü kişinin görmekle ilgili bir sorunu yoktur. Gözlerinde hiçbir hasar yoktur fakat agnozide insanlar bazı şeyleri tanıma yetilerini kaybederler. Bazen ruhsal körlük de denir. Yani görsel agnozileri olabilir ve nesneleri tanıyamazlar. Prosopagnozide ise yüz tanıma yetilerini kaybederler. Bir de duysal neglek hastaları var ki bunlar oldukça ünlüdür. Yine bu felç değildir, körlük de değildir. Fakat beynin bazı yerlerinin hasar görmesi sonucu vücudunuzun sol kısmının dünyanın sol tarafının olmadığını düşünebilirsiniz. Bu vakalar çok ilginçtir. Bu yüzden önümüzdeki derslerde bunları tartışmaya zaman ayıracağım. Dil afazisi gibi bozukluklar da vardır. Bu konudaki klasik vaka Paul Broca tarafından 1981 yılında keşfedilmiştir. Beyninin bir kısmı hasarlı olan ve sadece ten diyebilen bir hastası vardı. Kişi ten 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 diyebiliyordu ama diğer her şey gitmişti. Kişinin akıcı bir şekilde konuşabildiği fakat mantıklı cümleler kuramadığı ve diğerlerini de anlayamadığı algısal afazi gibi bir dil bozukluğu da var. Tartışacağımız diğer bozukluklar arasında beyindeki hasarın kişinin doğruyu yanlıştan ayırt edebilmesini engelleyen ve frontal loblarla ilgili olan edinilmiş psikopati de var. Bitirelim. Sinirlerden, sinirler arasındaki bağlantılardan, nasıl birbirlerine bağlandıklarından, beynin bölümlerinden ve hangi bölümlerin ne yaptığından bahsettik. Son olarak beynin iki yarısından bahsetmek ve şu soruyu sormak istiyorum. Kaç zihnimiz vardır? Şimdi beyne bakarsak, beyni tutup kaldırsak oldukça simetrik görünecektir. Aslında değildir.
sağ hemisfer ve sol hemisfer arasında farklar vardır. Sağlak olanlarınız, yani yaklaşık 10'da 9'unuzun dil bölgesi sol hemisferde. Konu hakkında genelleme yaparken de sağlak insanlar üzerinden yapacağız. Solak olanlarınız biraz daha karışık. Bazılarınızın dil alanı sol hemisferde, bazılarınızın da sağ hemisferde. Bazılarınızınki ise Tanrı bilir nerede. Karışık biraz. Buradaki fikir bazı şeylerin çift olduğudur. Eğer beyninizin yarısını kaybetseydiniz diğer yarısıyla çok şey yapabilirsiniz. Ancak bazı şeyler beynin bir tarafından diğerine göre daha yaygın ve baskındır. Şimdi tipik olarak dil sol taraftadır. Tekrar belirtelim, sağlaklar açısından konuşuyoruz. Sağlaksanız dil solda, matematik ve müzik sağdadır. Burada bir çarpışma vardır ve bundan sonraki çalışmalar üzerinde düşünürken bu önemli bir noktadır. Sağ görsel alanınızdaki her şey beynin sol tarafına, sol görsel alanınızdaki her şey de beynin sağ tarafına gider. Sağ hemisferiniz vücudunuzun sol tarafını, sol hemisferiniz de beynin sağ tarafını kontrol eder. Son olarak bu iki hemisfer corpus callosum denilen büyük bir ağ yoluyla birbirine bağlanmıştır. Beyin konusunda bu şekilde dersin ilerleyen kısımlarında konuşacaklarım hakkında böyle genel bir giriş yapmış olduk. Böylelikle ileride sinir hücrelerinden, nörotransmitterlardan ya da kortekten bahsettiğimde neden bahsettiğimi anlamak için bir altyapınız olacak. Fakat bu ilk gerçek dersimizi psikologların bildikleri ve bilmedikleri hakkında bir şeyler söyleyerek bitirmek istiyorum. Psikolojinin büyük bölümündeki özellikle sinir bilim ve bilişsel psikolojide fikir, beyni bir bilgi işlemci, gelişmiş bir bilgisayar olarak görmektir. Böylelikle yüz tanıma, hareket kontrolü ya da mantık gibi farklı problemler üzerinde çalışabiliyoruz. Buradaki strateji, bu sorunları nasıl bir programın çözebileceğini bulup, sonra da böyle bir program fiziksel beynin içine nasıl yerleşebiliri sormaktır. Biz insanları başka bir gezegenden gelen bir bilgisayarmış gibi inceliyoruz. Ben de bu strateji konusunda oldukça hevesliyim, ancak zor sorun denilen zihin problemi hala durmaktadır. Öznel deneyimler de buna dahildir. Bu nasıl bir şeydir? Yani bilgisayarım satranç oynayabiliyor, sayıları tanıyabiliyor, matematik yapabilir. Bunları belki de benimle aynı şekilde yapıyordur ama bilgisayarımın benim gibi duyguları yoktur. Soru şu, böyle bir şeyden nasıl olup da bilinç ve öznel deneyim ortaya çıkıyor? Bu zor bir bilmece. Bazı psikologlar ve filozoflar bunu çözdüğünü düşünse de bazılarımız daha şüpheci. Birçoğumuz Huxley'nin sorusunu yanıtlayabilmemiz için çok yol gitmemiz gerektiğini düşünüyor. Huxley, bilinç durumu gibi muhteşem bir şey nasıl sinir hücrelerinden ortaya çıkar? Bu, Alaaddin'in lambasını ovuşturduğunda içinden cin çıkması gibi bir şey diye sormuştur. Böyle gri, iğrenç bir et parçasının bu duyguları ortaya çıkarması sihir gibi geliyor. Şimdi ve dönem boyunca sunacağım ikinci zayıflıksa zihinsel yaşamın mekanistik kavramsallaştırılması dediğimiz şeydir. Bunun ne kadar güzel, ne kadar harika ya da ne kadar gizemli bir şey olduğundan bahsetmeyeceğim. Tersine bunu açıklamaya çalışacağım. İnsanların temel özelliklerini, nasıl bir seçim yaptığımız, çocuklarımızı neden sevdiğimiz, aşık olduğumuz zaman ne olduğu gibi soruları açıklamaya çalışacağım. Şimdi böyle bir projeyi sonunda itici bulabilirsiniz. Bunların hümanist değerlerle nasıl birleştirileceğine dair kaygılarınız olabilir. Hukuki ve ahlaki ortamlarda özgür irade ve sorumluluk bakımından düşünürüz. Eğer yolda arabamın önünü kesersen bunu yapmayı seçmişsin demektir. Bu seni kötü gösterir. Eğer kendini riske atarak birinin hayatını kurtarırsan övgüyü hak edersin. Harika bir şey yapmış olursun. Bunu
bütün davranışların nörokimyasal süreçlerin bir sonucu olduğu düşüncesiyle birleştirmek zordur. Bunu insanların içsel değerleri olduğu düşüncesiyle birleştirmek de zordur. Son olarak zihne dair bu mekanistik görüşün insanların ruhani bir değeri olduğu düşüncesiyle birleştirmek de zordur. Bu gerilimle birlikte 3 seçenek vardır. Bilimin zihne dair görüşlerini reddetmeyi seçebilirsiniz. Çoğu insan bunu yapar. Dualizmi kabul etmeyi seçip, beynin zihinsel yaşamdan sorumlu olduğu düşüncesini reddedip, bilimsel bir psikoloji vaatlerine de reddedebilirsiniz. Diğer yandan, bilimsel bakış açısını kabul edip, bu hümanist değerleri reddedebilirsiniz. Bazı psikologlar ve filozoflar bunu yapar ve özgür irade, sorumluluk, ruhani değer ve içsel değerlerin birer yanılsama, modern bilimle birlikte ortadan kalkmış bilim öncesi kavramlar olduğunu öne sürebilirsiniz. Ya da bunları bir araya getirebilirsiniz. Zihne dair bilimsel bakış açısını korumak istediğiniz bu hümanist değerlerle birleştirebilirsiniz. Bu ders sürecinde geri döneceğimiz bir meseledir.